Selam dostlar. Naber? Biraz nerede o eski günlercilik yapacağım size. YouTube'da takılırken içeriklerin artık ne kadar uzun olduğu dank etti. Videolar ya bir dakikalık shorts ya da 40 dakika, 1 saat, 1,5 saatlik izlenme süresi artsın diye don lastiği gibi uzatılmış, sündürülmüş podcastler. Hep algoritmanın bok yemesi bunlar. Algoritma sitede çok kalınsın, izlenme süresi artsın, bol bol reklam gösterem ekmeğime bakam deyip uzun uzun içerikleri pompaladıkça üretici garibim de her gün her gün gelen dağlar gibi içeriğin altında boğulmamak için mecburen meta neyse ona göre içerik üretmek zorunda kalıyor ki ürettiği içerik izlensin. Öyle bir meta var ki şu anda ya bir saatlik mimi konuşma dinliyorsun ya dikkati üzerinde tutabilmek için 3 saniyede bir tavşan gibi gözümüze far tutan renkli editler, parlak efektler veren epilepsi krizleri. Ben bile araba yarışı ya da tren yolunda koşup altın toplayan adam falan koyuyorum. Ama benim koyma sebebim 5 dakika boyunca nefes alıp veren bir pırasa izlemeyin diye. Bu videoda dikkat sürenize inat oyun görüntüsü koymayacağım lan. İzleyin bakalım kivi kafamı 5 dakika boyunca. Gerçi artık insanların YouTube kullanımı da değişti. Ben hala video açıp bilfiil izliyorum. Ama millet genelde işinin oyununun yanına meze olarak açıyor. Ya da sırf arkada ses olsun diye. Hatta sırf YouTube'da değil. Netflix belgeselleri falan da öyle artık. Tekrar tekrar tekrarlanan cümleler, alakasız, sırf uzatılmak için konmuş sahneler falan. Tamam anlıyorum. İnsanlar yarım dikkat izliyor. Yanda bir gözüyle işini yaparken bir gözüyle videoyu ya da filmi izliyor ama açıp sadece pür dikkat filmi izleyen benim günahım ne lan? Multitasking yok bende. Rabbim tek çekirdekli yaratmış işlemcim ne yapayım? Ya işimi yapıyorum ya filmimi izliyorum. İş yaparken en fazla müzik dinleyebiliyorum. O da kafamda çok RAM yemediği için. Bazen ben de oyun oynarken arkada ses olsun diye podcast açıyorum. Hatta ikinci monitörüm olsa yayında açarım yana. Çünkü iyi oluyor yanda bir muhabbet dönmesi. Hem ses oluyor, kendini yalnız hissetmiyorsun. Hem de bazen muhabbet kafanda bir şimşek çaktırıyor, aklına gelmeyen bir şey üzerine düşünmeye başlıyorsun. Ama işte yanda değil de pür dikkat izlemeye kalkınca bön ekrana bakar buluyorsun kendini. Gerçi dikkatli izleyeceğin zaman başka şey aç, arkaya ses olsun diye açacağın zaman başka şey aç. Niye bu kadar boş yaptım ki? Bu formatın adı Boşkest arkadaşlar. Tam da vaat ettiğim buydu. Size hayatın sırrını vereceğim demedim ki. Boş yapacağım dedim ve de yapıyorum. Bizde söz senettir. Ne anlatıyordum onu bile unuttum. İçerikler sündürülüyor diyordum. Peki şu anda ne yapıyorum? Muhabbeti sündürüyorum. Ben de bu çeşit bir çakalım. Hadi bakalım. Şimdi bu olayda ben algoritmayı suçluyorum. Dediğim gibi üretici mecbur kalıyor metaya uymaya, yoksa izlenmiyor, kendi çalıp kendi oynuyor. İzlenmeyince de hevesin kaçıyor. Ama bu bir noktaya kadar saygı duyacağım bir şey. Mesela ben izlenmeye kadar saygı duyarım. Çünkü kimse izlemese de üretmeye devam edecek azim ve tutku çok az insanda var. Ben de yok mesela. Kanalın ilk iki videosuna bakarsanız aslında komikli belgesel yapacaktım ama o zaman arkadaşlarımdan başka kimse izlemedi, ben de devamını yapmadım. Ama belli bir komünite yakalayıp sonrasında izlenme kovalayan, metrik peşinde koşan, yurt dışında tutan içerikleri kopyalayan, ne tutuyorsa hemen o trene atlayan adama pek saygım yok. Bu sitenin adı YouTube hocam. Ne tutuyorsa onu yapan Tuğ değil ki. Sen ol, sen anlat, senin gözünden dünyayı görelim. Herkes izlenme peşinde koşa koşa ortaya tatsız tuzsuz, şirketleşmiş, bulamaç tipler çıktı. 10 yıldır acı biber yedirip duruyorlar millete. Ne tutuyorsa onun kendi versiyonlarını yapıyorlar. Vasatlık her yerde. Vasat zaten ortalama demek. Vasat adam da kendi gibi vasatı buluyor, onu seviyor. Alan memnun, satan memnun. Ama artık insanlar da yavaş yavaş bu ortaya karışık bulamaç tiplerden sıkılıyor. Orijinal karakterler arıyor, küçük komüniteler oluşturuyor. Ben de şanslıyım ki kendi komünitemi oluşturacak kadar insana ulaştım. Milyar milyar abone lazım değil abi bana. Beni ben olduğum için seven binlerce insan var. Ve inanın bu en büyük ganimet. Rakamlara, ödüllere, plaketlere aldanmayın dostlar. Ben 3 kez ölümün eşiğine geldim. Azrail'in ensesine şapalak atıp gönderdim. İnsan ölüm döşeğindeyken benim YouTube plaketimi getirin, diplomamı göreceğim, madalyamı asın boynuma demiyor. Ailesi geliyor aklına. Dostları geliyor. Sevdikleri geliyor. Sevdiği geliyor. O yüzden dünyanın rengine kanmayın. En büyük zenginlik ailedir. Dostlarınızdır. Niye birden böyle duygusallaştım bilmiyorum. Reglim yaklaşıyor herhalde. Neyse efendim. Velhasılı kelam, küfürlü konuşmamı sevmiyorsunuz biliyorum ama algoritmayı sikime taşşağıma sürdüm. O kadar umurumda değil ki izlenme falan, bunun rahatlığıyla kendim olmaya devam edebilmek çok büyük bir lüks. Bir ara izlenmelerim tepedeyken bir anda düşünce karnıma yumruk yemiş gibi olmuştum. Hatta video yapıp size de zırlamıştım izlenmeler düştü diye.
Çünkü onun öyle bir başarı hissi, öyle bir dopamini var ki bir anda gidince yer ayağının altından çekilmiş gibi oluyor. Neyse ki ben yere basmıyorum, o yüzden sorun yok. Şimdi YouTube serüvenimin 1,5. yılında o hızlı yükselişi de sonrası gelen düşüşü de tattım ve dingin durgun sularda kendi hızımda, kendi halimde ağır ağır yol almaya devam ediyorum. Artık kendi sevdiğim, takip ettiğim insanlar tarafından tanınıyorum, muhabbetim var. Sizlerden maddi manevi çok destek görüyorum. Birçoğunuzla iletişimde kuruyoruz, yetişebildiğim kadar. O yüzden fuck you algoritma. Ben Keloğlan tier list falan yapacağım. Videoların uzunluğu falan diyorduk. Aman aman nerelere geldik. Daha demin evdeydik. Bir de shorts ve reels olayı var. Öyle bir içine çekiyor ki insanı, sanırsın milyar dolarlık şirketler tarafından dopamin reseptörlerimizi kullanmak için dizayn edilmiş. Bir sonrakine de bakayım, bir sonraki kesin komik, ya kaçırır da bacıma atamazsam, bir tane daha, bir tane daha derken ekran süreniz oluyor 18 saat. Benim ekran sürem zaten 24 saat. Ben zaten ölmüşüm, ağlayanım yok. Ben ettim, siz etmeyin. Aslında short sen güzeli ama onda da bir bağlam olamıyor işte. Bir dakikada ne anlatacaksın ki? Bir de pazarlaması dert. Hangi araya ne reklam sokacaksın da para kazanacaksın? Gerçi shortçularda yeterince izlenirse hashtag işbirliği deyip çakıyorlar reklamı. Piyasa bir şekilde düzenliyor kendini. Ben shorts'tan razıyım aga. Fıtı fıtı kaydır kaydır izliyorsun. TikTok'a henüz girmedim ama kısa videonun menbaı asıl orası. Oradan önümüze kesit düşerse görüyoruz. Genelde bir çeşit ucubelik oluyor ama eğlenceli oluyor. Oralar başka bir dünya. Arada uydu görüntüleri alınıp da bize atılan bir dış gezegen gibi. Bakınca aslında vasattan iyi soyutlamışız kendimizi. Çünkü ortalama insan TikTok'ta gördükleriniz işte abi. İnsanlar bayağı mal. Hafife alıyoruz da bayağı mal yani. Hepimiz kendi küçük dünyamızda aptallıktan kendimizi soyutlayabildiğimiz kadar soyutlayıp hepi topu 70 senelik ömrümüzü yaşayıp siktir olup gideceğiz. Shorts morts derken yine varoluşsal sancılara geldik. İşte bunlar hep hormon. Umarım keyif aldığınız bir boş olmuştur agalarım ve de hanım agalarım. Ve de aga spektrumundaki tüm bireyler. Hawking kaçar. Öptüm bay.